Mütevazı Lezzetler mutfağına hoş geldiniz. Bu bölümümüzde güzel bir çörek tarifimiz var. Yağlama çörek nasıl yapılacak onu öğreneceğiz. Ama isterseniz önce malzeme listesine bir göz atalım. Yarım paket çabuk maya, 1 su bardağı su, 1 su bardağı yoğurt, 1 tatlı kaşığı tuz ve yeteri kadar un. Yağlamak için 1 büyük çay bardağı zeytinyağı, içi için 1 çorba kaşığı kekik ve 1 su bardağı çökelek. Artık gerekli malzemeleri biliyoruz. Hemen yapımına geçelim. Yağlama çörek için bir kaba öncelikle ılık suyu, ılık yoğurdu ilave ediyoruz ve şöyle parmak uçlarıyla karıştırıyoruz ve biraz tuz katıyoruz. Ilık olması biliyorsunuz mayalı hamurlar için gerekli. Unumuzu ilave ettikten sonra yarım paket çabuk mayamızı da katıyoruz ve yoğurmaya başlıyoruz. Un ekleyerek. Hamurumuz ele yapışmayan orta sertlikte, adeta ekmek hamuru kıvamında bir hamur olacak. Şöyle zemine biraz un serpelim, kapağını kapatalım ve ılık ortamda 1 saat bekletelim. Hamurumuz kabardı. Şöyle açalım. Şöyle havasını alalım. Biliyorsunuz hiç hamur yoğrulurken yağ ilave etmedik. Şimdi yağı ilave edeceğiz. Cevizden biraz büyük parçalar alacağız. Önce yuvarlayıp bırakacağız. Son parçamızı da ayarladık. İçimizi de hazırlayalım. Bir çorba kaşığı kekiği çökelek peynirle karıştırıyoruz. Kısa bir süreyle şöyle kenara bırakalım. Yağlama çörek olduğu için biraz yağ alalım. Zeytinyağı kullanıyoruz. Parmak uçlarımızı yağlayarak hamuru açıyoruz. Özellikle yağsız peynir olsun diye çökerek kullandık. İçi bırakıyoruz. Sağdan soldan kapladıktan sonra rulo yapıyoruz. Ve yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye bırakıyoruz. Aynen devam ediyoruz. Son çöreğimizi de hazırladık. Şimdi üzerine parmak uçlarımızla gene yağ sürüyoruz. Bu vaziyette de bir 20 dakika bekletiyoruz. Şimdi yer mayasını aldıktan sonra yani 20 dakika sonra 190 derece fırında pişireceğiz. Yağlama çörek fırından çıktı. Sıcak sıcak ve mis gibi kokuyor. Şimdi servis tabağına birkaç tane bırakalım. Çay eşliğinde ya da her neyle tüketmek istiyorsak afiyetle yiyelim. Mütevazı Lezzetler mutfağında bu bölümde de farklı bir tarif paylaştık. Yağlama çöreğin yapımını öğrendik. En kısa sürede denemenizi ve bizi hatırlamanızı rica ediyorum. Hoşça kalın efendim.